Merhaba arkadaşlar, iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Karadeniz ve kısmi doğu turumuz devam etmekte. Sıradaki bölümde neler yaşayacağız, neler göreceğiz ben de merak ediyorum. Nerelere gideceğiz, gittiğimiz yerlerde ne kadar mutlu olacağız, yolculuğumuz nasıl geçecek, hepsini ben de sizler gibi merak ediyorum. Şimdiki rotamız Trabzon, Ordu'dayız. Boztepe'den aşağı doğru iniyoruz şu anda. Çok keyifli bir video olmuştu, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir önceki videoda ve ondan öncekiler de var tabi, onları da izlemenizi tavsiye ediyorum yine. Şu anda Trabzon'a doğru seyir halindeyiz. Dediğim gibi Boztepe'den aşağı doğru güzel güzel tatlı tatlı sallanıyoruz. Trabzon videosunu burada başlatıyorum. İyi seyirler diliyorum efendim. Ama öncesinde yapmanız gereken, unuttuysanız şayet hatırlatayım diye diyorum. Abone olmayı unutmayınız. Instagram'dan da takip etmenizi rica ediyorum. Ve şimdi, asıl şimdi iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Ablalar fındık sermişler. Karadır kaşların kara, sineme açtın yara, beni dinle dara, eden bin beter olsun. Dırıdın, dırıdırıdın. Arkadaşlar bu arada bu taktığım ekstra aynalardan bahsedeceğim şimdi size biraz. Uzun yola çıktık. Fark etmiyor. Şehir içinde de kullandık. Peki bize nasıl bir katkısı var? Şimdi bu gördüğünüz normal motosikletin kendi aynaları. Şunlar dümdüz arkayı gösteriyor. Tabii ki kullanmamız gerekiyor. Onda herhangi bir sorun yok. Bu aynanın ondan farkı dış bükey olması. Yani ayna şöyle geliyor. Doğal olarak daha geniş açıda size bir görüş sağlıyor. Peki bundan farkı ne? Şimdi bu dediğim gibi direkt arkayı gösteren bir ayna. Bu etrafı da gösteren bir ayna. Yani şu an aynaya bakıyorum mesela. Açıya dikkatli bakın. Bu aynada kaldırıma kadar görebiliyorum. Bu aynada direkt arkamdaki arabayı görüyorum. Yani bize katkısı ne? Kör nokta aynası. Kendi orijinal aynamla göremediğim noktaları bununla görebiliyorum. Ama bunu tek ayna olarak kullanmanızı tabii ki tavsiye etmiyorum. Çünkü mesafede sizi biraz yanıltabilir. Ek ayna olarak kullanmanız çok keyifli olacaktır. Çünkü motosikletin orijinal aynasıyla arkanızı ayna gibi görüyorsunuz. Bunu da etrafınızı ayna gibi görüyorsunuz. Mesela bak, ben şeride geçiş yaptım. Kırmızı araba kadrajıma şimdi girdi bu aynaya. Ama bu aynadan zaten ben onu görmüştüm. Böyle bir katkısı var. Ayna tedariği için Lexus aksesuara çok teşekkür ederim. Açıklamada detaylar var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şurada Karadeniz lokantası var. Bak şurada. Evet arkadaşlar, burada bir Karadeniz lokantası var. Bir şeyler yiyip öyle kamp alanına geçeceğiz. Açlıktan ölüyoruz. O alanda yiyecek bir şey yoktur diye şimdiden yiyip gideceğiz. A few moments later. Haydi bismillah. Selamlar, yine ben geldim. Yolda ben bir talihsizlik yaşamışım arkadaşlar. Benim mikrofonum çıkmış. O kadar da konuşmuştum, o kadar da şey anlatmıştım ama sanırım duyulmayacak. Çünkü süratliydik giderken. Rüzgar sesi gelecek sadece. O yüzden oraları muhtemelen kırpacağım. Şimdi kamp alanına gidiyoruz. Garip bir şey var Trabzon'da. Tabii geneli belki böyle değildir, bilmiyorum ama. Abi bir gerginlik var. O ona kızıyor, o ona kızıyor. Ya küfürlü olmasa diyaloglar inanılmaz komik de. Küfürlü olduğu için söyleyemedim. Arkadaş arasında geçen bir muhabbet dediğim tabii ki. Yemeğimizi yedik. Gayet de lezzetliydi. Damak tadı olarak bir yabancılık çekmedim. Bizim evde pişen yemek neyse lezzeti aynen o şekilde. Güzeldi. Şimdi karanlık Sümela yollarına giriyoruz. Saatimiz 22.18. Gideceğimiz yol full zifiri karanlık. O yüzden kontrollü bir şekilde kamp alanına varıp çadırlarımızı açacağız. Uyuyacağız ve güzel bir güne güzel bir havayla uyanacağız. Haydi gidelim, haydi. Haydi.
İçim yaş, batmasın, dikkat et. Batsın ya, şu an çok duymuş oldum. He, 2 sene önce buradaydın ve 2 sene önce karşılaştığın çiftle mi karşılaştın? Evet. Güzel, ben çok duygusalsın şu an. Çok kötü, gözlerim doldu, göremiyorum. Yapma be. Babasını görsem bu kadar duygulanmaz ya. Neyse, bir şey demiyorum. Ablacığım merhaba. Orhan ben. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir şey diyeceğim. Sen ablayla abiyi gördüğüne çok mutlusun da onlar pek öyle görünmüyor. Bunlar işletme sahibi. He. Aha. Oğlum o zaman aynı kişileri görmen normal değil mi? Neye duygulanıyorsun? Hayır, ben geldiğim geçtiğim yerler için. He. Gündüz bir daha buradan dönerken çok güzel bir yoldan gideceğiz galiba. Çünkü efsane şeyler gördüm. Ben şu an duygusal anlar yaşıyor. Lazerin üstüne oturup ağlayacak. Şurada çok güzel bir akarsu var. Batıyor musun? Yok. Şimdi burada bir yerde kamp atacağız biz. Mert, burası çok güzel. Bu yoktu, yeni yapmışlar. He. Gerçek bak, maket değil. Nasıl gerçek? Hareket etmiyorlar. Yok, maket uyuyor şimdi. Aa, baktı. Aa, sağa sola bakıyor. Gerçek mi? Aynı kanattan benim motorda da var. Merhaba. Yarın konuşuruz. Şimdi kurulmamız lazım. Şimdi dostlar, biz buraya bir yerleşeceğiz. Çadırımızı, eşyalarımızı falan komple kuracağız. Ondan sonra biraz dinleniriz. Sonra bir güzel bir uyku. Ondan sonra da sabah Sümela Manastırı'na çıkacağız. O zaman gelenek haline mi getirsek, ne yapsak bilmiyorum. Ben çadırın içinde uyanırken size video çekeyim mi? Tamam, çekeyim. Çek der gibi hissettim. O zaman görüşürüz. Uyan yeğen, alarm çalıyor. Uyan yeğen, sabah oldu. Kalk yeğen, kalk. Kalk o yataktan. Bu sefer hızlı açacağım. Uyanamayacağım, tekniği buldum. Geçemiyorum, yapamamıştım ama bu bölüm yapacağım. Kendime inanıyorum. Sizi bir yere götürecektim değil mi? Geceden söylemiştim. Dağların arasındayız şu anda. Gel. Bu sesle uyuduk. Ben size cennet diyorum, inanmıyorsunuz. Cennet işte. Huriler de var. Kaldığımız kamp alanının ismi Sümelas Camping. Burada abla alabalık falan da üretiyor. Ama galiba zarar ediyorlar. Burada balık falan yok. Burada da balık yok. Abla nerede ya? Orada da yok. Aa, yengeç ölmüş burada. Kadınım, söyle mutlu oldun mu? Günaydın amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya abla, bize alabalık falan var demişti de çekme şansın var mı? Baktım da 3 tane havuzda da yok. Şey yok, tamızda abla kaldı en son. Onları çekebilir. Ha, şu 2, 3'üne baktım da göremedim. Bizim şey... Abla ciddi konu. Nasıl abi? Bir bu var, büyük. Bunu bitirmeye çalışıyor da yavru bak. He, onlar yavru, orada yavru, bir şey. İki daha yavru. Ha, hepsi yavru. Şöyle bir çekeyim. Büyüklerden bunlar kalmış. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şu ileride varlar. Bunlar da büyüyecek. Suyun altında arkadaşlar. Çok küçükler. Görünüyor mu bilmiyorum. Dipte geziyorlar bu balıklar. Buranın sahibi abla ile abi balıkları yetiştirip yurt dışına da satıyormuş. Bayağı büyütmüşler iş. Thank you.
Şimdi Sümele Manastırı'na gideceğiz. Hazırlandık, çıkıyoruz. Çadırları burada bıraktık. Şu eşsiz doğayı. Haydi bismillah. Bak. GPS devreye girdi hemen, motor sallandı ya. Kafam o kadar rahat uyuyorum ki. GPS'in olması büyük rahatlık. Bir şey olduğu anda bildirim geliyor, arama geliyor. Ablacığım görüşürüz. Kafam rahat bir şekilde uyuyorum. Yani bu kamptan dolayı değil, otelde kaldığımızda da oldu. Otelin otoparkı yok. Mecbur caddeye bıraktık. Büyük rahatlık. Biri dokunduğu an arama geliyor, bildirim geliyor. Kafam rahat. Buradan motoriste de teşekkürlerimi iletiyorum. Turu motosiklet anlamında konforlu hale getirdiği için. Çok iyi ya. Çok güzel ya. Anlık tepki ya. Sport modda bile değil, tur modunda ya. Çok eğlencelisin be. Arkadaşlar, cennette sürüş yapıyoruz. Öyle düşünün. Bak şuraya bak. Cennette sürüş yapıyoruz. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Burada biraz kontrollü. Şuraya bak. Allah'ım çok güzel. Sen nasıl bir güzelliksin ya. Arkadaş, bölgeyi gezerken ne kadar güzelsin, nasıl bir güzelliksin ya, bunları çok kullanıyorum. Şuraya bakar mısın, ne kadar güzel, al işte. Ama bu benim suçum değil, memleket söyletiyor yani. Bakar mısın abi, şu gökyüzüne, dağlara, bulutlara. Şuraya bakar mısın ya, bu nedir, bu nedir, bu nedir? Eşsiz bir manzara. Çok güzelsin ya. İnşallah üstümüze kaya taş bir şey düşmez de. Ya düşünsene, gözümü hastanede açıyorum. Ya çok güzelmiş ya falan. Abi. Burada insan yaşlanmaz ya. Şuraya bakar mısın? Yani bu yolu şu hızda çıkıp her bir yerini ayrı incelemek, ayrı izlemek bambaşka bir keyif. Çok büyük bir değer. Çok çok büyük bir değer. Kıymetini bilmek lazım. Korumak lazım. Kötü davranmamak lazım. Yani şu doğaya nasıl kıyabiliyoruz, anladın mı? Şu güzelliğe bakar mısın? Ağaçların ip gibi dizilişi. Allah. Bir de yolun çok güzel kıvrılışı. Unutmuş olabilirim virajı. Velhasıl baksana, yeşilin her bir tonu var ya. Evet, güvenlik testiydi bu. Şöyle genişten alalım. Aman. Ay! Çok güzel. Allah'ım! Ne oldu? Nasıl? Fotoğraf için değil. Manastır geride kaldı. Ben buraları da gör diye getirdim. Abi çok güzel Mert. Gerçekten her bir karışı ayrı güzel ya. Ya sinir, stres, hiçbir şey kalmadı. Bir de burada yaşadığını düşün. Abi çok güzel. Efsane. Çok harika. Şimdi senin manastırın o toprak yolu vardı ya. He. Orası manastır. Hadi gidelim. Gidelim. Sümele kapalı. Ne olacak? Önünde dönüş. Arkadaşlar merhaba. Geldik, Sümele Manastırı'ndayız. Muazzam bir sürüş yaptık. Dağların arasından, derelerin üstünden. Çok güzel. Sadece bu yolda sürüş yapmak için bile gelinir. Bu arada o detayı vereyim size. Sürüşü bitirdik, şimdi de Sümele Manastırı'na geldik. Kapanmış diyorlar ama inşallah kapanmamıştır. Bize saat 8 demişlerdi. 5.30'muş. Benim de mikrofonum düşmek üzere şu an. O kadar Allah'a emanet geliyorum ki. Dur beni boşver. Şuraya bak. Efsane bir manzara. Allah'ım yine efsane dedim. Allah'ım yine efsane dedim. Çok kullandım, farkındayım ama. Gerçekten öyle ama. Abi şuraya bakar mısın? Bak. Bak.
akarsuyun sesi, kuşların cıvıldaması, dağların manzarası, bulutların gösterişi. Her şey ayrı ayrı güzel. YouTube kanalı var mı? Var. Ne haber? İyidir abi. Kawasaki. Kawasaki. Nasılsın? Abi yolun buralara düştü galiba. Bir şeyim vardı. Karadeniz. Aynen, Karadeniz turundayız. Denk geldik. İyi denk geldik. Çok güzel iyi. Oldu. Çok nasılsın? Iyi. İyiyim abi. Ben de ailemle. Ha. Merhabalar. Trabzonluyuz. Ha, siz buralısınız. Evet, ilk defa geldim ben de. Ciddi misin ya? Ya böyle bir güzellikten nasıl mahrum bıraktın abi, kendini ya? Yapacak bir şey yok. İyi bakalım. Ama çok mutlu oldum. Kendine iyi bak. Tanışma memnun oldum. Eyvallah. Hadi bir el salla. YouTube Kawasaki. Lan Orhan. Kaç bin yıl önce buraya nasıl gelmişler? Burayı nasıl yapmışlar? Neden ulaşılabilir değil? Vallahi yoruldum. Ay. Kamera tutulması yaşayacaktık. Niye izin vermedin? Otur gel. Yoruldun mu? Ben de nasıl yoruldum. Mert, o zirve çok güzel görünüyor ya. Az önce şurada sürüş yapıyorduk. Kapanıyor yukarısı. Bak boşuna çıkış olacaksınız. Yetişmeye çalışıyoruz. Kalmıyor mu şey? Ya, kapıdan almıyor mu? Ben teşekkür ederim. Yukarı çıkarken nefes nefese kalıyoruz. Evet. Dur şimdi yine söylemeyeceğim. Ablalar yanımızdan geçiyor ya. Bir sürü parfüm sıkmışlar. Tüm ciğerlerim parfüm doluyor. Arkadaşlar kapanış saatiniz 8 demişlerdi bize. Ona göre geldik. 5.30'da kapanıyormuş. Biz de 5'i 35 geçe buradaydık. Almadılar. İçeri giremeyeceğiz. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok gibi. Çünkü yola devam etmek zorundayız. Buraya kadar gelmişken burayı görmek, anlatmak isterdim. Ama izin vermediler. Biz çıkış saatine yetişemedik. Öyle söyleyeyim. Geldik, bol bol durduk ama içeri giremedik. Ondan sonra... Çok ayıp Orhan abiciğim. O kadar yol geldik. Sırf yanlış bilgi yüzünden içeri giremedik. Özür dileriz ya kapattıkları için. Abi yapacak bir şey yok. Yetişemedik yani. Tura devam. Ya şuraya bak ya. Biz ne anlatıyoruz? Bunlar ne yapıyor? Ya boğazında kalsın ya. Şu rezillik nedir ya? Aşağılara falan dağıtmışlar hep. Bu rezillik nedir ya? Hak etmiyorsunuz ya. Gerçekten hiçbir şeyi hak etmiyorsunuz ya. Motora geçiyoruz şimdi. Canım biraz sıkkın. Oradan devam. Evet dostlar, buruk bir şekilde geri dönüyoruz. Mert yine gitmişti daha önce, görmüştü de ben buraya kadar gelip göremedim, içeri giremedim. Kapanmış, yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Acısını uzun gölden çıkarırız. Mazot koyuyor abi benzinine. Olur, daha az yakar. Tüm bir ya. Nasıl maç olur? Maç seyretmiyor. Maç hastası orada. Maç yerine duran. Aynen mi? Maç hastası yok. Ben maç hastası değilim. Ben ama onun üstüne bir oynayayım o zaman. Beşiktaşlıymış gibi gideyim yanına. Kendimi vurdurayım çıkayım. Yok, o olmaz ya. Yok, öyle bir şey olmaz. Gezenleri de gördüm. Hatta buraya geldi. Fenerbahçe formalı giyelim. Valla. Fenerbahçe formasıyla gezebiliyor mu burada ya? Fenerbahçeli mi? Hayır, ne oldu? Ne diyeceksin? O da onu seviyor ya. Ya herkes bir şey tutuyor değil mi sonuçta? Ya tabii canım. Beni de fulle abi. İnşallah şunu şurada bir döver de.
Böyle birkaç tane vurduktan sonra gider ayırırım. Ben İstanbul'da 10 sene kaldım. Ne diyorsun ya? Orada şoförlük yapardım. Hı-hı. O zaman oradayken tam bir fanatik. Ama başkanı seyretmezdim. Kullandığım araba, üstüm, hep kurdum abi. Başka bir işten ayrıldık. Mecbur kaldım. Yani iş arayla. Günlük iş buldum. Şoförlük yere koparadım. Çağırdı beni bizim arkadaş. Dedi böyle böyle şoför arayla. Dedi tamam gittim. Adamla mal sahibiyle konuşuyor. Sizin koparatif ya. Üstün araba var orada. Hatta muhabbet edilirken de arabalara doğru gidiyoruz. Ama işlerinden bir tanesi mavi. Adam öyle bir yapmış onu ki her taraf sarı lacivert. Gittik, 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 gittik. Şimdi ben içimde dedim ki inşallah arabaya gitmiyoruz. Gittik, geldik arabaya. Dedik ki arabayı kullanacağız. Bir baktım arabaya. Yok dedim ben bunu kullanamam. Ne diyorsun ya? Paraya da sıkıştım kiracıyım. Ben bunu kullanamam dedim. Nasıl kullanamam? Ben bunu kullanamam. Kalp krizi geçirdim. Ben hayatta kullanamam. Döndüm gittim. Bizim arkadaş arayıp veriyor. Sen değil manyak mısın? Ben manyağım. O arabayı ben kullanamam. Benim bir kariyerim var bu çevrede ya. Sen ne diyorsun? Arabayı kullanıyorum. Fenerbahçe mümkün değil. Sarı lacivertin içinde sen. Döndüm gittim. Ya sen değil manyaksın. Ben manyağım dedim. Helal olsun ama ya. Bizim arkadaş dedi bana ki tamirci. Ya dedi arkadaş sana şimdi hediye versem ciğer misin veya kullanır mısın? Dedim rengine bak. Üstünde de şimdi bir kırmızı alttan bir 61 var burada bir 61 yazıyor. Üstünde de gene bordoma bir şey giymişim. Dedi ki yani Fenerbahçeli bir kıyafet alsam giymez misin? Ya giymem dedim. Arkadaş değil miyiz? Değiliz. Dedim, bordo mavi tan galon iki yerim. Adamsın abi ya. Abi bu anlattığını paylaşmamda bir sıkıntı var mı? Adamsın abi. Fenerbahçeli kıyafet alsan giymem, bordo mavi tan galsan giyerim. Boya işi yapıyordu arada. Diyor arkadaşın işte dedi ya boya yapıyordu. Biz olsun dedik etti. Kuduları bir açtı. Aynı ben gibi sarı lacivert. Kapattı kuduları. Ne oldu ben bu boyayı yapmam dedi. Çıktı gitti. Sırf sarı lacivert'i boyayacak diye boyamadı. Aynen öyle. Onda da var hastalık. O zaman buradan bütün Trabzonsporlara selam olsun. Eyvallah. Yok biz de yani hep Türkiye'liyiz. Kardeş, takımla ilgili bazen çok kötü şeyler görürüm. Onu ben olumlu görmüyorum. Tabii canım. Kavgaya, gürültüye gerek yok. Hastalıkla alakası yok ya. Adam bir topun peşini koşuyor. Parayı kazanayım, ben kavga ediyorum. Ne anladım? Aynen öyle. Aynen öyle abi. İyi çıktık, iyi. Bunlar da bizden size çamsa bizi çobana. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. En sevdiğim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Abim çok memnun oldum. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar abi. Eyvallah. Maçka'da iki gün kaldık. Burada işimiz bitti. Gezdik, dolaştık. Şimdi kamp alanını terk ediyoruz. Uzungöl'e gidiyoruz. Amcacığım kendine iyi bak. Hadi güle güle. Allah'a emanet ol. Her şey için teşekkür ederiz. Güle güle. Eyvallah. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Hava yağışlı olduğu için mikrofonu mecburen devre dışı bıraktım. Yoksa kamera su alacak. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Uzungöl'de kesin yağmur yağıyordur zaten. Yağmurlukları falan da giydik o yüzden. Bağırarak konuşuyorum farkındayım. Ama kameraya ne kadar ses geliyor bilmiyorum. O yüzden biraz mecburen yüksek sesle konuşuyorum. Şimdi bu güzel manzaranın içinden, bu güzel yollardan Uzungöl'e doğru sürüş yapacağız. Uzungöl'ü de bir görmüş olacağız. O zaman haydi Uzungöl'e. Arkadaşlar hava yağışlı olduğu için yağmur modunda sürüş yapıyorum ve şu kanatlar açık vaziyette. Yağmur modunda hep açık olsun dedim bu kanatlar. Karşıdan gelen suyu biraz da olsa dışarıya atsın diye kanat işini ben çok sevdim. Haydi sürüşe devam. Ha. 5 dakika 10 dakikaya zaten sürsek bulutu bitirmiş oluyoruz. Bence bekleyelim boşuna gitmeye gerek yok. O zaman çıkarak üstümüzü. İyi ki her şeyi almışız yanımıza. Mesela?
Yağmurluk mu diyorsun? Ya yağmurlu. Şu an bir eksiğimiz yok ki. Buz gibi havada da sürüş yapabiliriz biz şu an. Arkadaşlar, eşyalarım bayağı dışarıdaydı benim. Şöyle bir durduk. İzole ettik. Şimdi devam ediyoruz. Çok ciddi yağıyordu. Yani şu an yağan çok normal geliyor bize. Şimdi yola devam ediyoruz. Haydi bismillah. 2000 years later. Evet arkadaşlar, yolda 34 plakalı abiler bizi gördüler, gelin yemek ısmarlayalım dediler. Bizim plakalar da 34 herhalde onda. Bir de yolda olduğumuzu, bu halde olduğumuzu görünce gelin yemek ısmarlayalım dediler. Biz de geldik şu an. Durumlar gayet iyi. Yağmurda sürüş yapmak ayrı keyifli. Ekipmanımız eksiksiz. Rahat bir şekilde sürüş yapıyoruz. Haydi biz bir şeyler yiyelim, sonra yola devam. A few moments later. Hayırlı günler abi, elinize sağlık. Geldiler. Abi görüşürüz. Yemeğimizi yedik hep beraber. Çok güzel sohbet ettik. Yediğimiz yemek de çok lezzetliydi. Keseleri bereketli olsun. Uzun göle doğru devam ediyoruz. Merto, nereye gidiyoruz? Valla bu yol tek şerit bir şekilde gidiyor. Mert, sağa baksana zifiri. Hiç... Lan kayıyorum. Evet. İyiyim iyiyim. Oğlum zifirinin içindeyiz. Çok iyi. Ağaçlara bak, çok korkunç. Neyse, 20'a gitmeyelim de. Dün yolda giderken şarjım bitmiş. Gelince de çok yorgunduk. Hiçbir şeye dokunamadık. Biraz oturduk. Çadırlarımızı falan kurduk. Uyuduk. Şimdi uyandık. Bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra gezmeye devam. Görüşürüz. Amcacığım, kendine iyi bak. Hadi, hadi abi. Hadi görüşürüz. Her şey için teşekkür ederiz. Nereye gidiyoruz? Allah. Uzungöl'e gidiyoruz. Batmış ya motor. Malum gece gelmiştik. Gece de Uzungöl'ü gezemedik, civarlarını gezemedik. Hiçbir şey belli olmayacaktı çünkü. Yani gündüz aldığımız keyfi gece alamayacaktık. O yüzden şimdi tekrar bir Uzungöl. Arkadaşlar, Uzungöl'de seyir terasındayız. Geldik şu manzarayı bir görelim dedik de. O kadar geldik, şunu hak etmedik mi? Arkadaşlar, Uzungöl şu şekilde oluşmuştur. Şimdi görüyorsunuz, dağların arasında bir akarsu normalde. Dağlardan düşen kayalar derenin önünü kapatınca bu göl oluşmuş. Tamamen bu şekilde oluşmuş bir göl. Turistik olarak çok beğenilen, çok güzel bir yer. Ama şikayetçi olunan belli başlı şeyler var. Onları ben söylemeyeceğim. Siz biliyorsunuzdur. Eminim biliyorsunuzdur. O tür sebeplerden dolayı buranın yerli halkı da burayı pek beğenmemekte. Yani en azından bize söylenen o. Şurada muazzam cennet gibi bir görüntü var. Çok çok güzel bir görüntü. Burada da bir sürü her türlü ırktan insan var. Gelmişler. Burada fotoğraf, videolar çekiliyorlar. Seyir terası böyleydi. Şimdi size bir sürprizim var. Ya şimdi değil, az sonra da. Burası 2350. Ciddi mi diyorsun ya? Evet.
Arkadaşlar Trabzon Uzungöl'de 2350 metreden şimdi paraşütle atlayacağız. Yasin abimle beraber o hazırlıklarını yapıyor. Biz korkunç durumdayız şu an çünkü bulutların üstündeyiz. Nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Hızlı hızlı hazırlık yapılıyor, ne olur ne olmaz çünkü havanın ne olacağı hiç belli olmuyor. Ben de heyecanlıyım. Bakacağız şimdi, güneş bile silik görünüyor oradan. Bulutların üstündeyiz şu an, hiçbir şey görünmüyor. Uzungöl falan buradan görünmüyor. Bulutlardan sonra göreceğiz. Önce yürüyeceğiz. Tamam. Sonra koş dediğimde de koşacaksın. Tamam. O esnada oturmak, zıplamak, durmak yok. Sadece koşuya devam edeceksin. Tamam. Şu mikrofonu üste çıkarayım mı abi? Oturunca rahatlayacaksın zaten havada. Tamam abi, sorun yok. Gökhan açıkla. Abi 2 artı 1 de hız. Önümüz kapattı, nedir görsün. Hadi ya. Kapattı. Ne oldu? Açma durumu yok herhalde. Yapma. O açıktı, tamam. Bitti işte. 5 dakikada kaybettik. Kanadı hazırlayayım. 5 dakikayla ya. Uçamayacağız mı? İşte bu dediğim yani. Ucu ucuna kaçırmak ya da uçabilmek. Bilmiyorum, bakacağız. Aralık verir mi? Biz hazır olalım da. Ya bu kadar kısa sürede. 3-4 dakika ya. Kaçırdık. Neyse biz hazır olalım da. Mustafa abi Gökhan. Abi 2'ye basık mı? Hayır. Kapalı. Anlaşıldı abi. Aşağıda işte bu muhabbet olayları olmasaydı. Aa, ben Boğaz'ı görüyorum, kalkıyorum şu an. Lüleyi görüyorum arkası seyrek. Boğaz'ın altına insek olur mu? Onu sor. Mustafa, Boğaz'a girsek olur mu? Boğaz'dan çıkabilir miyiz? Ne kadar aşağıda? Çıkıyorlar. Boğaz'dan diyor, çıkabilir miyiz abi? Boğaz'ın durumu ne diyor? Evet. Boğaz full aç. Kolum burada. Tamam. Sağlam koşacağız. Ne durumdayız şimdi abi? Tamam, kalkıyoruz. Birlikten aşağı ineceğiz. Abi bunlar gidiyor. Bekle. Bekle. Sağlam koş, tamam mı? Tamam. Hazır. 1, 2, 3 koş. Hazır ol koşmaya. Tamam. Oturabiliriz. Hadi yakın havada. Allah'ım ya Rabbim. Abi şu an kör uçuş değil mi bu? yok tamam. Yasin abi eminsin değil mi? Evet. Benim şüphelerim var da. Arkadaşlar şu anda Uzungöl'e doğru iniyoruz yavaş yavaş. Abi indi bindire kadar. Bu tutkun nerede başladı? Yasin'le lisedeyken jet pilot olmak istiyordum. Evet. Hava harp okulunu kazandım, gittim. Ama işte gözden elendim. Sonra ODTÜ'ye girdim, ODTÜ'de okudum. Havacılık kulübü vardı, yamaç paraşütü. Orada başladım. 26 yıldır uçuyorum. Sürekli Trabzon Uzungöl'de misin? 8 yıldır buradayım. Yani birileri buraya geldiği zaman seni bulabilirler mi? Aynen. Arkadaşlar, Yasin abinin... bilgi geldi. Görüntümüz var Mustafa, sıkıntı yok. Telsizden haber geldi, Ayşe tatile çıksın dediler, biz de çıktık. Arkadaşların görüntüsü var mı? Ali ve Yasin, görüntü var, sıkıntı yok. Yasin abinin ve firmanın bilgilerini bırakacağım ben, açıklamada olacak. Trabzon Uzungöl'e geldiğiniz zaman Yasin abiyi bulabilirsiniz, onunla beraber uçuş yapabilirsiniz. Abi şu an kaç metredeyiz tahmini? Şu an 1000 metre görünüşünden 1000 metredeyiz. Bu arada muazzam bir manzara var. Uçuş çok keyifli ama buraya çıkınca üstünüze bir şeyler giymeyi unutmayın. Zira biraz soğuk olabiliyor. Burada hiç düşen olmadı değil mi abi? Yok, sıkıntı yok. Biz de düşmeyiz değil mi? Yani burada ticari uçuş yaptığımız için tamamen limitler içinde uçuyoruz. Herhangi bir riskli durumda uçmuyoruz. Canın sıkılınca da gelip atıyor musun kendini burada? Ben uçuyorum ya. Uçmak çok iyi geliyor bana. Canım sıkın olduğunda uçtuğumda kendime geliyorum gerçekten. Harika bir şey uçmak. Abi çok çok keyifli ya. Bu da motosiklet gibi bir tutku. Evet. Motosiklet de kullanıyorum ama bunun kadar yoğun değilim motosiklette. Şuradaki bulutların arkasındaydık. Tamam, ne diyorsun ya? Üstünden geldim. Abi kusan oldu mu hiç? Kusan çok oluyor. Özellikle ben çok kusturuyorum çünkü uzun tutuyorum. İşte termik dönüyorum, soaring yapıyoruz. O havada fazla gezinince mide bulanıyor. Kusturacak mı beni de? Yani termik olsa olurdu. Ağaçlara giderek yaklaşıyoruz ama yine de sen bilirsin. Yükselmek için takılalım burada. Uzun tutacağım dedim sana. Aynen, eyvallah. Abi çok iyi ya. Bak onlar inişe gidiyor. Mert biraz kilolu abi. Onlar çabuk iniyor. Evet. Yani. Şimdi ben 105, sen 70, ben 70, sen 105, 175.
Onlar da... Mert'e 100 desen... 100, Ali de 100 küsür bir şey, 102 falan 200. Herhalde 100. Biz onlardan daha hafifiz. Neyse. Buradan düşsek ölmeyiz değil mi? Yok, takılı kalırız ağaçta. Ciddi mi ya? Ama bizi alamazlar ki, buradan nasıl almaya gelecekler? Orman içinden yürüyerek, patikalardan falan. 3 gün. Allah Allah. Tabii buralar biraz böyle rotorlu olabiliyor. Ay. Arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman birkaç tane doğa mutlaka ezberleyin. Allahu Ekber. Yasin abi beni kusturacak galiba. Ben bu spora kustum. Abi bir şey soracağım. Ne? Bu uzun göl yapay mı? Yapay. Ne yapay? Allah'ım yarabbim. Kanım çekiliyor aşağı. Ben en son bu duyguyu RSV4'te yaşamıştım. Çok iyi. Ananı avradını. Oo, şu an yükselmek için yapıyoruz değil mi bunu? Evet, burada takılıyoruz. Bir de ağırız ya. O yüzden sıkıntı yok burada takılmamızda. Hafif olsak girmezdim buralara. Ay. Bu rüzgarda. Şu manzaranın güzelliğine bak ya. Allah. Allah'ım sana geliyorum. Abi sen bir şey mi yapacaksın? Benden mi gizliyorsun? Yabancı değilim, paylaşabilirsin Yasin abi. Ağaç bakıyorum ya. Ay. Kan ayaklarıma gitti şu an, normal mi? Yer çekim aşağı doğru çekiyor, evet. Eminim yer çekiminden değildir de o. Temiz hava ciğerlerime doldu da inince acil bir tuvalete gitmem gerekebilir. Allah! Ağaç ne yapıyor orada ya? Bu kadar çamın içinde. Ayağımı vurayım mı? Allah! Ay! Benim şey biraz başladı. Bulantı var. Hafif bir hava bulantılı gibi, haberin olsun. Hani motorda sıfırdan kalkmak gibi mi? Abi bu, 200'e. Bu farklı bir olay. Gerçekten başka bir şey. Şimdi sen birden dalıyorsun, sonra birden çıkıyorsun ya. Kanım manım beynime sıçrıyor benim. Sonra birden ayağıma gidiyor. Mideyi söylemiyorum bile. Tam olarak bundan bahsediyorum. Yasin abi beni kusturmaya niyetli. Ananı avradını. Abi düşüyoruz abi. Lan ne var? Bu uzun göl yapay mı? Ne yapay mı? Abi takılmayalım ağaca. Oh. Aa, bu biraz sert oldu. Yasin abi çıldırdı. Allah düşüyoruz. Yüreğim ağzımda ya. Çok eğlenceli, çok yapmak isterim bir daha. Ama uzun güzeldi. Bir süre sonra. Abi beni çarpışan arabalarda indir. Müsait bir yerde tükür beni Yasin abi. Abi götü vuracağız. Kalk ya. Kalk yürü biraz. Çek orayı. Onu boş versin. Kanadı kurtardı zaten, adam ayakta. Yasin abi kusmadım. İyiyim şu an. Aa, çok keyif aldım ben. Ben sizi denedim. Kusmayacaktım zaten de. En keyif aldığım uç oldu herhalde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elim ayağım titriyor ya. Evet, sesiniz buraya kadar geliyor. Ciddi mi diyorsun ya? Evet. Yapma diye sesiniz geliyordu. Abi yok, ben şakasına bağırdım. Yani bir korktuğumdan falan değil. Abi çok keyifli ya. Gerçekten ayrı bir dünya. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Biraz başım dönüyor. Sen otur. Ayakta çok duramıyorum. Benim uyumam lazım abi. 7-8 saat. Allah Allah. Anca kendime gelirim. Şaka. İyi Yasin abi. Hı? Çok keyifliydi. Yok, çekme. Efsane. Açık zaten, sürünecek. Gerçekten üstü. Çekme. Cennet burası ya. Bulutların arasından buraya geldik ya. Dedik 2-3 dakikayla kaçırdık ama. Yo. Alttan görüntü vardı. O yüzden bir de şura kademeliydi. Öne doğru sıralayınca sürüyorum. Biz şey düşündük önde. Alta görüntü ineriz vade. Sonra çıktık baktık buraya gelinecek zaten bu üstü. Ama o kadar çıkmışken inemeseydik üzülürdüm ya. Evet, kötü oluyor. Çok kötü. Uçamayıp indiğin zaman. 5 defa çıkıp indiğimiz bile oluyor yani. Ciddi mi diyorsun? Bir take off geziyorsun. 3-4 take off'a gidiyorsun. Hepsini uçamadan geri geliyorsun. Nereyi yakalarsın? Dün bak sabah misafirim var. Aldım. Bu köpeğe çıktık.
kapağı döndüm, o tepeye çıktım, oradan uçtum. Sonra ikinci misafir gibi tarif ediyorum. Aldık, 1400 metre var şu arkada. Oraya çıktık, kapattı. Orada inip o karşı tepeye çıkacak. Ciddi mi diyorsun ya? Abi bir de oradan oraya gitmek de bayağı zaman alıyor. 8 kilometre, burası 11 kilometre. Üf. Bir kilometre dönüyorsun. Bir de şey yol, böyle böyle gidiyorsun. Ama Allah Allah. Ama yolundan hoş ki yani, basa gidiyorsun. Peki abi, Uzungöl'e gelenler Uzungöl outdoor sporlarına mı gelecek? Tabii ki. Uçmak istediler diyelim. Sade uçuş diyor. Aktivite spor olan hemen hepsi var yani. Neler var mesela? Hiking, tur, kamp vesaire, bunların hepsi var. Her şey var. Tabii. Yani bu tür sporların hepsi için. Yardımcı da oluyor. Rehberlik yapıyoruz. Amaç Uzungöl'ün tanıtımı. Burada ne gibi aktivite sporların yapıldığını göstermek. Yani. Çok güzel şeyler var. Zaten bu şirketin kuruluş amacı da ilk başta ticari amaçlı falan değildi. Ha. Tamamen aktivite sporların doğanın içinde, asıl merkezinde yapıldığını göstermekti insanlara. Yamaç var, şehirde yaparsın ama şu doğa, Avusturya Alpleri'nden daha iyi olup doğaya sahip olup da bunu sadece turistik gel, göster, yolla değil de aktiviteyle faydalanabilmek amaçlı. Avusturya'da yamaç var, şu yapıyor, planları yapıyor, tırmanış, her şey kayak yapılıyor. Burası kar olan dünyanın en iyi karlarının bir tanesi ama kayak tesisi yok burada. Bunların hepsinin yapılması lazım. Kesinlikle yapılması lazım. Biz ses olalım abi o zaman bize. İnşallah. Biz çok teşekkür ederiz. Ben çok İlginizle alakalı misafirperveriniz için. Siz de iyi ki geldiniz. İyi ki tanıdık sizi. Çok eğlendik abi. Her şey çok güzeldi. Emeğinize sağlık. Ya ben çok keyif aldım ya. Abi ben de çok keyif aldım. Eline, her zaman uçabiliriz böyle. Ben uzun süre geldim, bulacağım yine seni abi. Yolcularda çok keyifli oluyor. Diğer türlü sessiz oluyor. Uçuş sessiz geçiyor. Buraya Uzungöl'de uçmak isteyen kim varsa senden benim olsun Yasin. Aynen öyle. Ben Yasin abinin hesabını zaten açıklamaya da bırakacağım. Kendisini de Instagram'da etiketleyeceğim. Buraya geldiğiniz zaman direkt Yasin abiyi bulabilirsiniz. Yasin abiyle uçabilirsiniz. Biz uçtuk. Çok iyiyim. Biraz midem bulandı. Ama uçlar da izleyeceğiz. Abi çok görelim keyifli. Onları. Esselam. Hoş geldin. Çay koyduk. Çay var mı? Çay koyduk. Ya. Çay varsa sıkıntı yok. Çay içeceğiz biz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen de hesabla. Çek. Evet arkadaşlar, alandan ayrıldık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok değerli insanlarla tanıştık. Çok güzel misafir ettiler, bizi ağırladılar burada. Her şey çok keyifliydi. Uçuş ayrı keyifliydi. Sohbetler ayrı keyifliydi. Hepsiyle voleybol oynadık. O ayrı keyifliydi. Hiçbir sorun yok. Uzungöl'e gelirseniz paraşütle böyle güzel bir uçmak isterseniz mutlaka uğrayın. A'dan Z'ye her şey çok çok güzel. Hepsi cana yakın insanlar. Buradan hepsine tekrar selam olsun eğer bu videoyu izliyorsanız. Hepinize selam olsun güzel insanlar. Evet, Trabzon Uzungöl bu kadardı. Şimdi Rize'ye gidiyoruz. Yine karanlığa kaldık. Olsun, yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş, sakin sakin. Tatlı tatlı gideceğiz. Evet, Uzungöl'de çok güzel anılar biriktirdik. Ve yola devam ediyoruz. Herkese selamlar.